Babu er-reculi yusalli. Babu er-reculi yusalli alel meyyiti eyne yenbeğen yekume minhu. Bu bab, şu babdır ki er-reculi bir adam. Yusalli, öyle adam ki yusalli kılar alel meyyiti. Cenazeye namaz kılan bir adam. Eyne, nerede yenbeğe layık olur en yekume kaim ola minhu cenazeden. Bir cenaze namazını kılacak bir adam cenazenin ne tarafında durması layıktır? Başında mı? Ortasında mı? Yoksa ayak tarafında mı? Ne tarafında duracak? Bu ihtilaflı. Burada üç mezhep var. Bazıları diyor ki başında, bazıları diyor ki göğsünün hizasında, bazıları diyor ki hayır, belden aşağı olan hizada. Bazıları diyor ki erkekte başka, kadında başka. Bazıları diyor ki hepsi müsavi. Bugünkü meselede bunu beyan edecek. Haddesena Ali ibn Şeybete, kâle haddesena Yahya ibn Yahya. قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن الذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب diyor ki ben Peygamber Efendimizin peşinde idim, namaz kılıyorduk. Kime? Ala Ümmü Ka'b. Ümmü Ka'b denilen bir kadın vefat etmiş. Resulullah Efendimiz ona namaz kıldırmış. Hazreti Semure de onun peşindeymiş. Böyle bir mükâb ki mâtet öldü vahye nüfesâ. Yani çocuk getirdikten sonra nüfesâ halinde öldü mükâb. Resulullah Efendimiz ona namaz kıldırıyordu. Ben de onun peşinde idim. Fekâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz onun namazına kıyam etti, durdu. Lissalâtu aleyhâ, ona namaz kıldırma için kıyam etti. Vastaha, tam ortasında, yani belinin hizasında durdu. Ne göğsü hizasında ne başı hizasında, tam ortasında durdu. Bu bir rivayet. Şimdi toplayacak. Başka rivayetleri toplayacak ki muhtelif rivayetler var. Bunlardan en sağlam bir hükmü istinbat etsin. Haddesene ibn-i Merzuki, kâle haddesene Affan, kâle haddesene Humam, kâle haddesene Hüseyin'ül Muallimu fezekere bi isnâdî mislehu. Aynen bu hadisi şerifi İbn-i Merzuk da rivayet eyledi. Evet, oldu. İki hadis, aynı meseleyi ispat eden iki rivayet var. Kâle Ebu Cafer, İmam Ebu Tahavi, Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun ilâ hâzâ. Ulemadan bir kısmı buna sahip oldular. Fekâlu, dediler ki hâzâ, işte tam bir cenazenin orta kısmında durup namaz kıldırmak, hüve bu el mekâmüllezî, bir mekamdır ki yenbeği layık olur lil musalli alel cenaze, cenazeye namaz kılana layık olur en yekûmehu, orada dura minel mer'eti, kadından ve minel racül, erkekte. Cenaze ister kadın olsun ister erkek olsun, insana layık olan nedir? Yani layık olan, ki farz değil yani. Orta tarafında durmak. Yani layık olan bu. Yoksa yani icabında biri sağ tarafında durmuşsan, biri sol tarafında durmuşsan cenaze namazı sahih olur. Fakat sünnet olan, layık olan tam ortaya koyup ortaya doğru imam durması. O cenazeyi böyle ortadan dönsen yarısı sağda kalacak, yarısı solda. Ortası demek bu. O da neresi olur? Göbeğinin hizası olur. Öyle değil mi? Tam göbek orta olur. Ve halefehum fi zalike aharun. Ulemanın başkaları bunlara muhalefet ettiler. Ve kalu, dediler ki emmel mer'etü emme kadın fehâkeze, böylecedir. Kadın olursa, Resulullah Efendimiz'in namaz kıldığı erkek miydi, kadın mıydı? Kadın idi. Ümmü Ka'b. Öyleyse kadın da böyledir. Yekûmü lissalâti aleyhâ. Ona namaza durduğu vakitte tam ortasında durur. Ve emmer racülü, emme erkek olursa fe'inde râsihî, baş tarafında durur. Fe'i niye getirdi? Fe'inde râsi. Ve emmer racülü inde râsi desi olmaz mıydı? Bu nehve taalluk ediyor. Bakalım kim iyi biliyor. Ha? Niye fe getirdi? Yani emmanın cevabında daima fe gelmesi vaciptir. Nerede emma gelirse illa fe gelmesi vaciptir. Ve emmer racülü, emma racül fe'inde râsihî, başında duracak. Şimdi hüküm, kadın olursa ortasında duracak, erkek olursa başının hizasında duracak. Bu ikinci mezhep. Bir de üçüncü mezhep gelecek.
Üçüncü mezhep göksünün hizasında duracak ki Hanefi mezhebi odur. Şimdi birinci mezhebin delilini getirdi. Hazreti Peygamber Efendimiz Ümmü Kabe namaz kıldırdı, onda ortasında durdu. Peki bunlar da diyorlar ki kadın böyledir ama erkek böyle değildir. Onlar da delil getiriyorlar. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bunlar bu meselede ihticac ettiler. بِمَا حَدَّثَنَ اِبْنِ مَرْزُقُ İbn-i Merzuk'un İmam-ı Tahaviye rivayet eylemiş olduğu hadisle. قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ اِبْنِ اِسْحَاكَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَالِبٌ قَالَ رَئِيْتُ اَنَسَ اِبْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Enes İbn-i Malik'i gördüm. صَلَّ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ Bir erkek adamın cenazesine namaz kıldırdı da فَقَامَ عِنْدَ رَاسِهِ Baş tarafında durdu. وَجِيَ بِجَنَازَةِ اِمْرَاتٍ Sonra bir kadın cenazesini getirdiler. فَقَامَ عِنْدَ وَسْطِهَا Onun da ortasında durdu. Bunlar diyorlar ki bak Enes İbn-i Malik, Eshab-ı Kiram'dan ve Peygamber Efendimiz'in hadimi 10 yaşından itibaren Peygamber Efendimiz'den ayrılmamış, ona hizmet etmiş. İşte bu, bir cenaze, iki cenaze getirdiler. Biri erkek, biri kadın. Erkeğe namaz kıldırdığı zaman başının hizasında durdu. Kadına namaz kıldırdığında da ortasının hizasında durdu. Öyleyse bizim bu dediğimiz daha doğrudur. Erkeği de kadın ayrılıyor. فَقَالَ لَهُ الْعَلَىٰ اُبْنِ زِيَادٍ Alâ ibn-i Ziyad Hazreti Enes'e sordu ki ya Ebu Hamza, künyesi Ebu Hamza. Hamza'nın babası. هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْعَلْ Peygamber Efendimiz böyle mi yapardı? Sen böyle kıldırdın. Resulullah Efendimiz'den mi gördün? O böyle mi kıldırırdı diye sordu. قَالَ Hazreti Enes buyurdular ki نَعَمْ Evet Resulullah Efendimiz böyle kıldırırdılar. Erkeğe başının hizasında, kadına da ortasının hizasında durur kıldırırdılar. فَلْتَفَتَ اِلَيْنَا Ravi diyor ki Ala iltifat etti bize. Ne dedi? Ala ibn-i Ziyad, Ala ibn-i Ziyad bize iltifat etti de fekale dedi ki اِحْفَظُوا Bak bunu Hazreti Enes'ten hifzedin. Hazreti Enes'in bu rivayetini saklayın ki erkeğe böyle kıldırılır, kadına da böyle kıldırılır. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام فذكر بإسناده مثله أين بو حديث الشريف علي بن شيبة ده رواية إلدي yukarıki rivayette kim terk ile geldi İbn Merzuk İmam-ı Tahaviye söylemiş bunu da İmam-ı Tahaviye kim söylemiş Ali bin Şeybe ve zade Ali bin Şeybe ziyade iledi ki feqale lehu Hazreti Enes dedi el Ala ibn Ziyad Alâ ibn-i Ziyad dedi ki, ya Ebu Hamza, ey Ebu Hamza, yani Hazreti Enes'e diyor. Hâkezâ kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz böylece mi? Yekûmu dururdi minel mer'eti kadundan heysu kumte. Senin durduğun gibi, yani ortasında. Ve minel racülü heysu kumte. Erkekten de senin durduğun gibi baş tarafında Rasûlullah Efendimiz böyle mi dururdi? Gâl, Hazreti Enes dedi ki, na'am, evet böyle durur ve böyle kıldırır. Peki bu iki hadisten sonra bir hadis daha getiriyor. Haddesena Fehdu. Buna da İmam-ı Tahaviye kim rivayet ediyor? Fehd. Kale haddesena el-Hummaniyyü. Kale haddesena Abdülvarif ibn-i Sa'idin. An Ebi Galibin. An Enes'in radıyallahu anhu. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Enes ibn-i Malik'ten rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz kâne yakûm dururdi. İnde râsir racülî. Erkek bir cenazenin başının hizasında dururdu. Ve acizetil mer'eti. Kadının da geri tarafında dururdu. Acize demek, uyluk tarafı demek. Yani bu rivayete göre ortasında da değil. Erkek olursa baş tarafında, kadın olursa göbeğinden daha aşağı, acize tarafında. Evet. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki, فَبَيَّنَ أَنَسُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Enes beyan buyurdu fi hadel hadis bu hadisi şerifte ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne yekûmu minel racül erkek bir cenazeye namaz kıldırdığı vakitte dururdu inde râsi başının hizasında ve minel mer'eti kadından da min vasliha ortasında fakat Hazreti Enes'in kadındaki rivayeti de iki oldu ortasında mı yahut ortasından daha ayağına taraf acize kısmında mı o iki rivayet var. Fakat onu tevil eder der ki yani
Acize demek yani ortası demek. Yani baş tarafı değil. Böyle de olabilir. Ala külli hal bunda erkek olursa baş tarafında durması muhakkak. Kadın da olursa göbek yahut göbekten aşağı tarafında duracak. Ala ma fi hadisi Semre'de. Semre'nin hadisinde olduğu gibi. Çünkü Hazreti Semre ne dedi? Ben Peygamber Efendimiz'in peşinde Ümmü Kabe namaz kıldık. Tam kadının orta kısmında göbek hizasında durdu. Tevafeke hadisu Semre. Semre'nin hadisi tevafeke hadise Semre'te. Semre'nin hadisine muvafık oldu. Hazreti Enes'in bu rivayeti Semre'nin hadisine muvafık oldu. Nerede? Fî hükmül kıyâmi ayakta durmak hükmünde minel mer'eti kadından fissalâtu aleyhâ kadına namaz kılarken keyfe huve nasıl? Kadına namaz kılarken birinci hadiste Ümmü Kâbe namaz kılarken Peygamber Efendimiz kadının tam orta tarafında durdu ki bunu kim rivayet etti? Semre'tü mümkündü. Sonra Enes İbni Malik'ten de rivayet edildi. O da dedi ki evet kadınlarda usul böyledir. Hazreti Semure ile Hazreti Enes'in ikisini rivayeti kadında birbirine muvafık oldu. Arada ihtilaf yok. İhtilaf nerede oldu? Erkekte. Hazreti Semure'nin rivayetine göre erkekte de ortada durulacak. Hazreti Enes'in rivayetinde hayır, erkeğin başı hizasında durulacak. Ve zâde aleyhi. Fakat Hazreti Semure ziyade eyledi. Hükmer recülü erkekin hükmünü fil kıyâmi minhu. Ona kıyamda lissalâtu aleyhi erkeğe namaz kıldığı vakitte ne tarafında durulacak bunu ziyade eyledi. Ne dedi? Ziyade eyleyen hangisi? Semre değil, Hazreti Enes. Hazreti Enes'in rivayetinde ziyade var. Evet, öyleyse ziyade de nedir? Erkeğin başucunda durulması. Hazreti Semre'ninki mutlak erkek olsun, kadın olsun ortasında duracak. Hazreti Enes'inkinde evet. Kadında böyle ama erkekte baş tarafında duracak. Öyleyse bu iki rivayetin hangisi eftal? Hazreti Semure'nin kim eftal? Hazreti Enes'in kim eftal? Hangisinde ziyade varsa o eftal. Hazreti Enes'inkinde ziyade var. Fehu öyleyse Hazreti Enes'in rivayeti evla min hadisi Semure'te. Semure'nin hadisinden evladır. Bu kimin delili? İkinci mezhebe sahip olanların delili. Bu ikinci mezhebe sahip olanlar bu neftal gördüler. Hazreti Enes'in rivayetini tercih ettiler. وَقَدْ قَالِ بِهَذَا الْقَوْلِ Bu kavliyle hükmetti Ebu Yusuf رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Ebu Yusuf da bu mezhebe sahip oldu. فِي مَا حَدَّسَنِي بِهِ اِبْنُ اَب۪ي اَمْرَانِ İmam-ı Tahavi diyor ki İbn-i Ebi İbran'ın bana rivayet etmiş olduğu hadiste İmam Ebu Yusuf mezhebi de budur. İbn-i Ebi İmran demiş ki قَالَ حَدَّسَنِي مُحَمَّدُ اِبْنُ شُجَعَ Ona da Muhammed ibn-i Şüca rivayet eylemiş. Anil Hasan ibn-i Ebi Malik. Hasan ibn-i Ebi Malik'ten. O da kimden? An Ebi Yusuf ve Rahimahullah. Demek bu ikinci mezhebe sahip olanların içinde İmam Ebi Yusuf de var. O da bu kavle kail olmuş. Ve emma kavluhul meşhur. Emma meşhur olan söz. Anhu İmam Ebi Yusuf'ten. Fî zâlik bu mesele hakkında. İmam Ebi Yusuf'ten iki rivayet var. Bir meşhur mezhebi var. Bir de kimin rivayeti var? İbn Ebi İmran'ın Muhammed İbn Şüca, o da Hasan İbn Ebi Malik'ten rivayeti var. Ha, meşhur olmayan İbn Ebi İmran'ın rivayetine göre bu ikinci mezhep gibi. Fakat meşhur olan kavli İmam Ebu Yusuf'un femislu kavli Ebi Hanife'de ve Muhammed'in rahmetullah. İmam Ebu Hanife ve Muhammed'in kavli gibidir. Onlardan müttefiktir. Kavli meşhur o. Peki onların kavli nedir? Haddeseni bihi, bunu da bana söyledi, rivayet eyledi Muhammed ibn al-Abbas. Kale haddeseni Ali ibn Ma'bed, en Muhammed ibn al-Hasan, en Ebi Yusuf. İmam-ı Muhammed, İmam Ebi Yusuf'ten rivayet ediyor. O da en Ebi Hanife rahimahullah. Ebi Yusuf da İmam ve Hanife'den rivayet ediyor. Kale yekûmu minel racül vel mer'eti. Erkek olsun, kadın olsun, imam kaim olur. Ve hizâ-i sadri göküz hizasında. İmam Ebu Hanife'nin kavli bu. İmam Muhammed'in kavli bu. İmam Ebu Yusuf'un da meşhur olan kavli bu. Bu meşhur kavlini de gene İmam Ebu Yusuf kendi iştihar etmemiş. İmam-ı Azim'den rivayet eylemiş. وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ İmam Muhammed zikretmedi. بَيْنَ أَبِي حَنِفَةَ وَأَبِي يُسُفْ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ İmam Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf arasında
fi zalik bu mesele hakkında zikretmedi hilafen. Hilaf zikretmedi. Bazı meseleler var ki İmam Ebu Yusuf İmam Ebu Hanife'ye muhalefet etmiş. İmam Muhammed onu beyan eder kitaplarında. Bu meselede Ebu Hanife böyle dedi, Ebu Yusuf böyle dedi. Fakat bu meselede hilaf beyan etmemiş. Hilaf beyan etmediğine göre İmam Ebu Yusuf İmam Ebu Hanife ile beraber. Öyleyse o evvelki Muhammed İbni Şüca'nın rivayeti sabit değil demek. Eğer sabit olsaydı İmam Muhammed onu zikrederdi. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَٰلِكَ اَيْضًا Bu mesele hakkında rivayet edildi. Yani İbrahim el-Nakhai. İbrahim el-Nakhai'den rivayet edildi ki kadın olsun, erkek olsun cenazenin göksü hizasında durulur. İmam orada durur. Bunu da ispat ediyor. Diyor ki حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا يُوسُفُ بْنَ عَدِيٍ قَالَ حَدَّسَنَا شَرِيكُ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَيْرَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ يَقُومُ الرَّجُلُ İbrahim el-Nakhai dedi ki durur. اَرَّجُلُ adam اَلَّذ۪ي يُسَلِّ عَلَى الْجَنَازَةِ cenazeye namaz kıldıran adam durur. عِنْدَ صَدْرِهَا cenazenin göksü hizasında durur. قَالَ اَبُوْ جَعْفَرْ İmam-ı Tehavi dedi ki وَالْقَوْلُ الْاَوَّلْ birinci kavul اَحَبُّ اِلَيْنَا bize daha sevgilidir. Birinci kavul. Erkek olsun, kadın olsun cenazenin göksü hizasında yok. Beli hizasında, ortasında durulur, kevle evvel. İmam-ı Tehavi diyor ki, bu evvelki kavul bize daha sevgilidir. Ne için? Lima bir şey için ki, قَدْ شَدَّهُ bu birinci kevli teşdid etti, bağladı minel asar eserlerden. Eserlerle delilleri var. اَلَّتِي رَوَيْنَاهَا اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Birinci kavul. O da kim? Semret ibn-i Cündür. Ne dedi? Dedik, Ümmü Kabe namaz kıldırdığı vakitte ortasında durdu. Bu bize daha sevgilidir. Bak burada İmam-ı Tehavi, İmam-ı Hanife'den ayrıldı. İmam-ı Hanife diyor, göksü hizasında duracak. İmam Muhammed diyor, İmam-ı Yusuf de öyle. Fakat İmam-ı Tehavi diyor, fakat o mezhep, birinci mezhep daha afdal. Fakat ona dersense ikincisi daha afdal. Erkek olursa baş tarafında, kadın olursa vasatında. Onda hadis Hazreti Enes'ten geliyor daha çok. Belki de bu evvelki kavul dediğiyle murat odur. Hazreti Enes'in rivayeti. Onu da beyan etmiyor. Evet. Hazreti Semra'nın kavli mi? Hazreti Enes'in kavli mi? Çünkü üç mezhep var. Evvelle maksede hangisi burada İmam-ı Tehavi'nin dediği odur. En baştaki herhalde. En baştakinde bir hadis var. Sonraki ikinci mezhep.